أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti davetimize icabet eden siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Programımıza teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız, hatalarınız ve ayıplarınız bağışlansın. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki değeriniz, makamınız, şerefiniz artırılsın inşallah. Buradan tekrar evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur ve hidayet bulmuş bir şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Sevgili dostlar, bu hafta Fatiha suresinin ayetleriyle programımıza devam edeceğiz. Hatırlayacağınız gibi geçen hafta Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayeti üzerinden hamd kavramının ne anlama geldiğini, Allah Subhanahu ve Teala'yı nasıl yüceltmemiz gerektiğini öğrenmiştik. Allah Subhanahu ve Teala hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır buyruğunun hemen ardında Er-Rahmanir-Rahim, ey kullarım beni hamd edin, hamdi yalnızca bana tahsis edin, beni yüceltin, benim yücelttiklerimi yüceltin, zira ben size karşı hem Rahmanım hem de Rahimim. Evet, biz bunu Besmele'nin fazileti ve önemiyle alakalı dersimizde yeteri kadar işledik. Bu akşam Allah nasip ederse Fatiha suresinde gündemimize getirilen ayet üzerinden devam edeceğiz. Maliki yevmeddin. Evet, o Allah din gününün sahibidir. Din günü hak ile batılın, İyi ile kötünün, doğru ile yanlışın, mümin ile kafirin, Müslüman ile münafığın birbirinden ayrıldığı ve ayırt edildiği bir gündür. Din günü iyilerin yapmış olduğu güzel amellerin neticesinde cennete uçtuğu, kötülerin yaptıkları kötülüklerin karşılığında cehenneme yuvarlandığı bir gündür. Din günü hiç kimsenin hiç kimseye fayda sağlayamayacağı bir gündür. Dostun dostu sormadığı, eşin kocasını terk ettiği, annenin evladından uzaklaştığı bir gündür. Allah Subhanahu ve Teala'nın Bismillah yevme la temliku nefsin li nefsin şey'e, o gün hiçbir nefis, hiçbir kimse birbirine fayda sağlayamayacağı bir gündür dediği gündür. Ve o gün yine Allah Subhanahu ve Teala'nın وَالْاَمْرُ يَوْمَ اِذِلْ لِلّٰهِ, emir, söz sahipliği, otorite, hakimiyetin sadece Allah'ın olduğu bir gündür. Evet ey aziz dostum, sen ve ben öyle bir güne doğru akmaktayız ki o günde dünyevi makamlar, mevkiler ve rütbeler kaldırılacaktır. O günde
dünyada kendisine tapılan altınların, gümüşlerin, inci ve yakutların tedavülden kaldırılacağı bir gündür. O gün dünyada insanların ilah olarak kabul edilip ahirette hiçbir söz söyleyemeyeceği bir gündür. Evet, o gün rüşvetin dönmediği, memleketçiliğin sona erdiği, adam kayırmanın iptal edildiği bir gündür. O gün mücrimlerin cehennem azabını gördüğünde oğullarını, ailesini, kardeşlerini ve yeryüzünde bulunan her şeyi ve herkesi cehennemden azat olmak için fidye olarak vereceği gündür. Bugün maalesef senin ve benim aramda, yeri geldiğinde senin ve benim de aynı hataya düştüğümüz ortamda oğulları, kızları müreffeh bir hayat yaşama adına dinini terk edenler var ya, elde edeceği bir makam için Allah'ın helalini ve haramını tanımayanlar var ya, akrabalarım ne der? Eşim dostum beni kınar, komşum benim dedikodumu yapar deyip de Allah'ın dininden arşın arşın uzaklaşanlar var ya, vallahi bilsinler, billahi bilsinler ki öyle bir güne doğru yürümektedirler, dünyada kucak açtığı, yüreğine oturttuğu, söz sahibi kıldığı her ne varsa cehennemden azat olmak için, kurtulmak için feda edecektir. Ey aziz dost! Halbuki Allah dünyada onları elinin tersiyle itmeli, onları yok saymanı, gönül dünyandan çıkarmanı istememektedir. Git Selman radıyallahu anh ile Ebu Derda'nın evinde geçen hikayeye bir bak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam ümmetinin güç bulması, kuvvet olması, küfre karşı, şirke karşı, Allah'ın dinine savaş açanlara karşı yek vücut olsunlar diye Ensar'la muhaciri kardeş yapmış. Muhacirin içinden Selman'ı almış, Ensar'dan Ebu Derda ile kardeş kılmış. Sözde değil, lafta değil, yeni geldiğinde kanlarını birleştirmişler. Mallarını birbirine ortak yapmışlar. İşte Selman, kardeşi Ebu Derda'nın ihtiyacının olup olmadığını öğrenmek için her zaman yaptığı işlerden bir işi yapar. Evini ziyaret eder. Kapıya geldiğinde bakar ki Ebu Derda'nın karısı pecmurde bir halde. Kocasının ilgisinden uzak kalmış. Eski elbiselere mahkum edilmiş bir kadın. Selman sorar, ey kadın senin bu halin nedir? O haya sahibi, iffet sahibi, ayaklarının altı öpülecek kadın, kocasını kınamadan, Selman kardeşine şikayet etmeden der ki kardeşin Ebu Derda dünyayı ve dünya zevklerini önemsemeyen bir adamdır diyerek, halbuki Ebu Derda'yı nazikçe Selman'a şikayet etmiştir. İlgisizliğini, ehlini terk edişini ama güzel latife sözlerle Selman'a duyurmuştur. Tam o sıra kim gelir? Ebu Derda gelir. Ve hanımına bir sofra hazırlatıp Selman'ı o sofraya çağırır, ancak kendisi oturmaz. Çünkü o gün Ebu Derda oruçludur. Der ki ey Ebu Derda, sen bu sofrada oturmadığın müddetçe ben asla yemek yemeyeceğim der. Ebu Derda oturmak zorunda kalır. Yemekleri yerler ve Selman o gece onun evinde kalır.
Sanki kardeşine nasihat etmek istiyor. Kardeşinin bir hatasını, bir ihmalkarlığını görmüş ama nasihat edecek ortamın oluşmasını bekliyor. Sanki ondan dolayı kaldı o gece. Ve aradığı ortamı bir anda buldu. Ebu Derda teheccüde kalkar. Selman eliyle otur der. Uyu, uyumana devam et. Ebu Derda yatar. Aradan bir zaman geçir. Ebu Derda tekrar kalkar. Selman uyu der. Otur. Ebu Derda uykuya dalar. Bu sefer Selman belli bir zaman sonra kalkar. Ey Ebu Derda kalk. Gece namazı kılacağız der. Ve beraber gece namazı kılarlar. Namaz biter. Selman kardeşine nasihat edici artık ortamı oluşturmuştur. Ve bakın dudaklarının arasından şu sözler dökülür. Der ki İnne li rabbike aleyke hakka ve inne li nefsike aleyke hakka ve li ehlike aleyke hakka. Ey Ebu Derda, bil ki Rabbinin senin üzerinde bir hakkı vardır. Nefsinin senin üzerinde bir hakkı vardır. Ehlinin, yani çoluk çocuğunun, hanımının, varsa anne babanın senin üzerinde bir hakkı vardır. Sonra yine kendisine döner der ki fa'ti kullezî hakkın hakka, her hak sahibinin hakkını yerine getir diye kendisine nasihatta bulunur. Bu Ebu Derda'yı biraz şaşırtır. Ebu Derda alemlerin Rabbi olan Allah'ın hakkını anlar da sanki bir anda nefsinin ve ehlinin hakkını kavrayamaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gider ve Selman'la geçen hikayesini Resulullah'a anlatır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki Selman doğru söylemiştir. Başka bir hadiste Uveymir fıkıh olarak senden daha üstündür der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ey aziz dostum, Allah dinini yaşayacağın zaman nefsine ve ehline zulmetmeni senden istemedi ki. Nasıl ki Rabbinin hakkını ödüyorsan nefsinin ve ehlinin hakkını da ödemeni istedi. Bak bir gün Ebu Bekir radıyallahu an ile Hanzala radıyallahu an yolda karşılaşırlar. Bakın bu Hanzala meleklerin kendisini gökte yıkadığı Hanzala değil. O Hanzala Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nidacısının haydin cihada diye bağırıp da karısını gerdek gecesinde terk edip şehadeti tattıktan sonra gök ehli meleklerin kendisine guslettirdiği, yıkadığı Hanzala'dır. Ama Ebu Bekir'in yolda karşılaştığı da vahiy katibi Ebu Rib'i diye künyelenen Hanzala'dır. O yüzden sahabe iki Hanzala'yı birbirine karıştırmamak için bu kişiden katip Hanzala diye bahsederler. Muaviye radıyallahu anh döneminde vefat etmiştir kendisi. Diyor ki Hanzala kendisi söylüyor. Ben yolda Ebu Bekir radıyallahu anh ile beraber karşılaştım diyor. Ebu Bekir bana dedi ki ey Hanzala nasılsın? İyi misin? Dedim ki Hanzala münafık oldu. Bu sözü Ebu Bekir radıyallahu anh işittiğinde hayretini diline Subhanallah ile karşılık verdi. Subhanallah sen ne demek istiyorsun dedi. Hanzala nasıl münafık olur dedi. Dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken o bize cenneti anlatırdı, cehennemden haber verirdi, biz sanki gözlerimizle görüyormuşçasına bir ruh haline girerdik. Ama ne zaman onun mescidinden ayrılıp ailemizin yanına geldiğimizde, ne zamanki işimizin başına geçtiğimizde biz bu ruh halinden kayboluyoruz dediğinde Ebu Bekir radıyallahu anh kendi nefsine şöyle bir döner, tabir yerindeyse Allah'a yemin ederim ki bu hal bende de mevcuttur der. Subhanallah. Bu sefer el ele tutuşurlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelirler.
Hanzala sözü alır. Der ki ya Resulallah, Hanzala münafık oldu. Bu sefer Resulullah şaşırır. Nasıl der? Der ki ya Resulallah, hani bir de vahiy katipliği yapmış. O temiz eller temiz kelimelere dokunmuş. Temiz sahifelere dokunmuş. Temiz bir dudaktan işitmiş o sözleri. Der ki ben senin yanında bulunurken mescidinde, meclisinde, evinde sen cennetten, cehennemden bahsettiğinde ben sanki gözlerimle görüyormuşça bir ruh haline giriyorum. Ama seni terk ettiğimde, ehlimin yanına geldiğimde, işimin başına geçtiğimde ben tekrar eski halime dönüyorum deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer her ikisine döner der ki nefsimi gücü ve kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki eğer sizler benim bulunmuş olduğum meclisteki ruh haline sokakta da ben açıyorum. Çarşıda da, pazarda da, evlerinizde de sahip olsanız melekler diyor yataklarınızda ve yollarınızda sizle musafaha ederler. Ey Hanzala sa'aten ve sa'aten biraz böyle biraz şöyle yani sen benim meclisimde bulunduğunda imanın artacak dünyayı kucaklayacak bir kuvvete sahip olacak ama hanımının yanına gittiğinde çocuklarını omuzlarına aldığında o imanında biraz azalma olacak. Sen benim meclisimdeyken imanın doruklara ulaşacak. Sen bir ağaca baktığında Allah'ı müşahede edeceksin, Allah'ı düşüneceksin. Ama benim yanımdan ayrılıp işinin başına döndüğünde o ruh halinden yavaş yavaş sıyrılacaksın. Hani bunu normal karşılarcasına Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu söyledi. Ey aziz dostum, tekrarlıyoruz. Senin bu dini yaşaman ve Rabbinin hakkını vermen demek eşine, çoluk çocuğuna, nefsine, malına ve mülküne zulmetçen anlamına gelmez. Allah bu dünyada senden bunu istemediği gibi dikkat et ey kardeşim. Ahirette fidye olarak Allah'a bunları vermeni de Allah kabul etmiyor. Nasıl olur? Sen dünyadayken bunlar için ahiretini heder ettin değil mi? Halbuki Allah senden onu da istemedi. Ahirette de mesut olmak, bahtiyar olmak, kurtuluşa ermek için de o sana dünyada verilenleri bu sefer bir fidye olarak vereceksin. Allah senden bunu da kabul etmemektedir ey dostum. Dünyada, ahirette kurtuluşun tek sermayesi kardeşler salih ameldir. Ahirette kurtuluşun yegane gayesi iman etmek ve imanın gerekliliklerini yerine getirmektir. Eğer sen dünyada bunu yapıyorsan sakın ha sakın korkma. Ama sen bunları yapmayıp veya bunları yapıp da Tevbe suresi 24. ayetine muhalefet ediyorsan o zaman aziz dostum sen de kork, o zaman ben de korkayım. Bakın Allah subhanahu ve teala Tevbe suresi 24. ayetinde de ki diyor ve 8 maddeyi bize bildiriyor. Onu tahtaya yazacağım. Hani ezberlememiz, hani aklımızda daha iyi kalması adına yazacağız. Bakın diyor ki de ki, kime de ki? Kim diyecek? Muhammed de ki sallallahu aleyhi ve sellem. Alimler deyin ki, ey davetçiler deyin ki, ey nasihat ediciler deyin. Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, elde ettiğiniz mallarınız, kesada uğramasından korktuğunuz ticaretiniz, hoşunuza giden meskenler yani evler, Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevimliyse Allah'ın azabı gelinceye kadar bekleye duran. Zira Allah fasıklar topluluğuna hidayet etmez diye buyurmaktadır. Dikkat et aziz dostum. Şuraya akrabalarınız. Allah tam 8 sınıf sayıyor.
8 sınıf. Ve bu sınıfların önüne Allah, peygamber ve cihat sevgisini koyuyor. Eğer sen dünyadayken, yani şu an nefes alıp verirken şu 3 sevgiyi önde tutup şu 8 şey arkanda kaldıysa vallahi korkma. Billahi korkma. Vaat eden Allah. Eğer şu 8 şey 3 şeyi sevmende sana yardımcı oluyorsa, şu 8 şey Allah'ı ve peygamberi sevmede, Allah'ın dini uğrunda mücadele etme konusunda sana güç katıyorlarsa, bu 8 şeyle övün. Bu 8 şeyi elde ettiğinden dolayı sevin. Eğer bu 8 şey şu 3 sevgiyi yaşaman konusunda sana engel oluyorsa da sabret. Islah olması için Allah'tan yardımda bulun. Ve tekrarlıyoruz. Bu 8 şey 3 sevginin arkasında kaldığı müddetçe korkma. Korkacağın şey bunlardan her biri veya sadece biri şu sevgilerin önüne geçerse işte o zaman kork. O zaman kork, çünkü öyle bir güne doğru yolculuk yapmaktasın ki söz sahibi olan tek güç alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Kahhar olan Allah'tır. Aziz olan Allah'tır. Mütekebbir olan Allah'tır. İşte bundan dolayı kork. Ve şunu kesinlikle unutma ki yürüdüğün günde tek söz sahibi Allah olacaktır. Peki aklınıza şöyle bir şey geldi mi kardeşler? Allah bu dünya hayatı sona erdikten sonra ahiret hayatında mı sadece söz sahibi olacak? Yani benim Allah'ım dünya üzerinde bir otorite sahibi değil mi? Haşa. Benim Rabbimin sözü bu dünyada geçmemekte midir? Haşa ve kella. Yoksa hakikaten Aristo'nun dediği gibi Allah kainatı yoktan yarattı ve göğe çekilip işini tamamladı mı? Haşa ve kella. Yoksa Allah bu dünyaya değer vermedi, idareyi ve iradeyi biz insanlara mı bıraktı? Allah sadece ahiretin Rabbimi. Hayır kardeşler. Bizler Fatiha içerisinde Maliki yevmeddin derken şunu söylüyoruz kardeşler. Benim Rabbim hem dünyada hem de ahirette tek hakim, tek güç, tek otorite, tek söz sahibidir. Biz Müslümanlar olarak camilere hapsedilmiş, sınırları seccadenin arasına konulmuş bir dini kabul etmiyoruz. Müminler Allah'ın otoritesinin haşa ve kella hakim olan yöneticiler, idareciler, hükümetler tarafından sınırlandırıldığı bir din anlayışını kabul etmiyoruz. Kim alınırsa alınsın, kim gücenirse gücensin. Mescitlerde Allah olacak. Yemeklerimizde Allah'ın hükümleri ve kanunları olacak. Kıyafetlerimizde Allah'ın hükümleri olacak. Ama ticaretimizde olmayacak. Kanunlarımızda olmayacak. Anayasamızı belirleyen Allah olmayacak. Meclisimize karışan Allah olmayacak. Beşer eli kalkıp inecek. Haram ve helalleri beşer olandan belirleyecek. Hem de Allah adına diyecekler. Haşa ve kella. Biz böyle bir anlayışı da kabul etmiyoruz. Benim Rabbim hemen arkasından bunu teyit etmem için diyor ki اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Evet, kulluk nedir güzel dostlar? Kulluk, Allah'a kulluk, fikirlerimizin, sözlerimizin ve amellerimizin sadece Allah için yapılmasıdır. Eğer sen Allah için, Allah'ın adına, Allah'ın istediği şekilde amel etmiyorsan, amel ettiğin şeyin kulusundur.
O yüzden bizler İyyâke na'budu derken Rabbim ben dünyada yaşadığım müddetçe, ben öldükten sonra da hayatımda tek söz sahibi, hakim, güç, otorite sensin demekteyim. Ancak sana ibadet ederim. Başkalarına değil, başkalarını memnun etme değil, başkaları razı olsun diye değil. Sonra bunu yaptıktan sonra hemen bana şu hakkı veriyor değil mi? İhdinas sıratal müstakim. Ancak senden yardım dileriz. Birileri değil, falanca efendiler değil, ancak senden yardım dileriz. Kim gibi? Kızıldeniz'e sıkışan Musa gibi. Ateşe atılan İbrahim aleyhisselam gibi. Ancak senden yardım dileriz. Ve Musa aleyhisselamla İbrahim aleyhisselamın o ateşten, cendereden kurtulma ümidiyle senden yardım bekleriz. Tıpkı tıbbın Zekeriya'nın asla çocuk sahibi olamayacağını onaylamasına rağmen Zekeriya aleyhisselamın mescide çekilip ihdinas sıratal müstakim anlayışıyla Allah'ım ben kemikleri zayıf, acziyet sahibi bir çocuğun doğmasına vesile olamayacak kadar güçsüz bir adamken karım değil 80 yaşında taze bir bakireyken dahi kısır olmasına rağmen evet Allah'ım ben senden salih bir evlat istiyorum anlayışı İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn'de gizlidir aziz dostlar. Nasıl ki hatırlarsanız biz duanın faziletini konuşurken bir Arap adamdan bahsetmiştik. Borcu olan ve ödeme konusunda hiçbir sebebi olmayan bir adam secdede alemlerin Rabbi olan Allah'tan ağlayarak yardım istiyordu ve oradan geçmekte olan bir iş adamı namaz kılmak için arabasını mescidin bir kenarına park eder, namaz kıldıktan sonra gözü secdede ağlayan adama takılır ve yanına gider, der ki seni böyle ağlatan sebep nedir? Ve der ki ben tüm sebeplere sarılmama rağmen bugün ödemem gereken borcu kapatacak bir paraya sahip değilim. Sahip olamadım deyince adam meblağı öğrenir. Kendisi için çerez niyetinde olan parayı adama çıkartır verir ve parayı verdikten sonra kart vizitini uzatır. Der ki bir daha başın dara düştüğünde beni ara sana yardımda bulunacağım. İhtiyaç sahibi adam kart viziti eliyle iter. Adam sorar, niye almadın bu kart viziti? Eğer bir gün yine ihtiyaç sahibi olur, dara düşersem tekrar secdeye yatarım. Seni gönderen Allah bu sefer de başkasını gönderir. Allahu Ekber. İşte ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. İhlası bu adamın duasında gizlidir dostlarım. Sonra Allah ayetinin devamında bizden nasıl bir talep sunmamızı kendisi hemen örnek olarak sunmaktadır. Ney o? İhdinas sıratal müstakim. Allah'ım bizi dost doğru yola ilet. Hidayete, sonu cennet olan bir yola. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Peygamberlerin, sıddıkların, salihlerin ve şehitlerin bu nimete kavuşmuş olanların yoluna ilet. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Allah'ım bizi asla gazaba uğramış, hidayetten mahrum bırakılmış Yahudi ve Hristiyanların yoluna iletme deriz ve duamızın sonunu da amin kelimesiyle mühürleriz. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ma salat.